Merhabalar. Yeni bir Easy Turkish bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Üsküdar sahilindeyiz. İnsanlara hangi takımı tuttuklarını sorduk. Sizler de bu sorunun cevabını merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. İyi seyirler. Bir takım destekliyor musunuz? Futbol takımı olarak. Fark etmez. Herhangi bir spor dalında olabilir ama sanırım futbolda destekliyorsun. Yani ilk akla gelen o oluyor takım evet. Deyince. Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe. Neden? Yani çocukluktan kalma mı yoksa? Çocukluktan. Evet, destekliyorum. Hangi takım? Galatasaray. Hangi takımı tutuyorsunuz veya takım tutuyor musunuz? Beşiktaş. Hangi takımı destekliyorsunuz? Galatasaray. Galatasaray. Evet. Eskiden tutuyordum ama sonrasında kafamı bununla çok meşgul ettiğimi fark ettim. O yüzden de artık tutmamayı tercih ediyorum. Hangi takımı destekliyordunuz? Spor olarak soruyorsunuz değil mi? Evet. Fenerbahçe. Fenerbahçe şampiyon olamadı diye mi son yıllarda şöyle bıraktınız? Fenerbahçe'de olmak kanser ediyor insanı. O yüzden dedim ki daha fazla zaten yeterince sıkıntın var. Bir de Fenerbahçeli olma, bir de onu takip etme. Ama sadece futbol mu? Sonuçta Fenerbahçe basketbolda çok başarılı. Seviyorum evet. Basketbolunu arada gidip izlerim. Hala destekliyor musunuz basketbolda? Evet, tamam, destekliyorum. Beşiktaş. Beşiktaş. Neden? Çocukluktan hem onu seyretmişim, onu destekliyorum. Böyle aileden geçme bir evet, destekleme aileden. Evet, aileden geçme. Hangi takımı destekliyorsunuz veya Fenerbahçe. Tutun... Oo, direkt hızlı. Evet. Daha sorumu bitiremeden. Evet, Fenerbahçe tutuyorum. Takım tutmuyorum. Neden? Gerek yok, bana bir faydası yok hayatıma. Takım tutmuyorum. Böyle sanki eskiden çok fanatik olup da sonradan zararını görüp bırakmış gibi bir havanız var. Aynen. Doğru mu? Doğru. Hangi takımı destekliyordunuz? 4 sene Trabzon'da üniversite öğrencisiydim ben. 4 sene Trabzon'da, Trabzonlu gençlerde 4 sene tribün yaptım. Sonra gelince bıraktık yani o işleri. Takip etmeyi de çok takip etmiyorum. Öyle. Neden böyle en ateşli durumdan vazgeçip de bıraktınız ya, acaba? Bir faydası yok. Holiganlık. Yani aşırısı o. Hani maça gidilir, stresini atarsın gelirsin ama artı olarak yapılan şeyleri ben çok içsel olarak çok şey bulmuyordum. Doğru bulmuyordum. Bıraktım. Hani gelince buraya da biraz hani iş güç derken alakam kesildi. Öyle. Koptunuz. Aynen öyle. Her bölümden sonra sizler için çeşitli içerikler hazırlıyoruz. Kelime listeleri, dinleme etkinlikleri, egzersizler ve çok daha fazlası. İşte tüm bunlara erişebilmek için açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak abonemiz olabilirsiniz. Ayrıca WhatsApp grubumuzda birbirinden güzel, farklı milletteki insanlarla da Türkçe pratiği yapabilirsiniz. Fanatik misiniz, değilsiniz anladığım kadarıyla. Hayır, o kadar değil. Yani spor anlamında çok fazla ilgi duyduğum bir alan yok. Biraz futbol, o da Galatasaray. Maçları takip ediyor musunuz? Yani maçlara yani, gider misiniz? Derbi maçları takip ediyorum. Ama onun dışında çok fazla fanatik olarak değil. Yani bir stadyuma gidip takip etmiyorum. Evlenene kadar fanatiktim. Evlendikten sonra biraz fanatikliğim azaldı tabii. Yani. Duruldum o konuda diyorsunuz. Yani, maçlara giderdim. Maçlara giderdim. Evlendikten sonra gidemez oldum yani. Hala dışarıdan takip ediyor musunuz maçları izleyerek? Stada gitmeden de olsa. Aynen öyle. Siz gelmeden önce Fenerbahçe'ye bakıyordum mesela. Takip ediyorum. Şu an maçı var. Hazırlık maçı. Hazırlık maçı var. Sonucuna bakacaktım. Siz geldiniz, bakamadım şu anda. Siz bayağı fanatik misiniz yani şu an hazırlık maçını da takip edecek kadar. Evet. Takip ediyorum. Yani o denli fanatiyim. Tabii evlenince o aşamayı biraz daha aşağı düşürüyoruz. Peki fanatik misiniz? Yok. Böyle maçlara gider misiniz sürekli şekilde yoksa böyle ayda bir, işte yılda birkaç kez? Yılda birkaç kere değil çünkü ben emekli öğrenirim, param yetişmiyor oralara. Televizyondan. Ha, televizyondan? Heh, televizyondan. Genelde o şekilde takip ediyorsun. Hayır. Sadece tutuyorum. Yani maçların... Maçları izliyorum tabii ama çok nadiren, çok sık değil. Yok, fanatik değilim. Takip ediyor musunuz maçlarını? Arada bir takip ediyorum. Stada falan gider misiniz izlemeye yoksa televizyondan mı genelde? Bulamıyorum çünkü ben burada değilim de ondan dolayı. Ya yani hep şeyde televizyonda seyrederim. Çok fanatiktim. Aa. Babamla izlerdik, babamla birlikte böyle çok sinirlenirdik hakem bir şey yapınca. Peki bu kadar fanatiklikten sporu izlemeyi bırakabilmek zor olmadı mı? Hiç zor olmadı. Çat diye bir gecede kestiniz mi böyle? Evet, evet öyle oldu. Fanatik misiniz? Böyle her maçını takip eder misiniz? Ederim.
Ederim evet. Sana da giderim bazen. Futbol mu yoksa diğer dallarda var mı? Ya basketbolu da severim. Ben emekli öğretmenim. Her öğretmen gibi diğer dallarda masa tenisi, basketbol, futbol, voleybol hemen hemen hepsini takip ederim. Masa tenisi, voleybol ve atletizm de seviyorum, koşu. Yani yapıyordum koşu önceden, şu an ara verdim. Basketbolu takip ediyordum lisedeyken. Sonra onu da bıraktık. Yani biraz da hayatın götürdüğü yerde, hani bulunduğunuz yerin şeyini oluyorsunuz. Hani bu işlerde bulunduğunuz yerin kültürünü üstüne devam ediyorsunuz. Basketbolu takip ediyordum, bıraktım. Çok fazla ilgilenmiyorum. Futbolla ilgileniyorsunuz ama değil mi? Yani evet, futbolla biraz daha çok ilgileniyorum. Biraz Türkiye'de futbol önemli bir spor. O yüzden futbolu biraz daha fazla Galatasaray takımını destekliyorum. Tabii basketbol, erkek voleybol, bayan voleybol, arada da bir yüzme takip ediyorsun. Arada bir onları takip ediyorum. Ama futbol kadar ilgili değilsiniz. Yok, futbolu bayağı fazla ilgilenirim. Hiç sevmediğiniz bir takım oldu mu veya var mı şu an? Yani kin tutmak çok saçma. Ama Trabzon'dan bir şeyim olduğu için Fenerleri, yani Fenerbahçe'yi hani düşmanlıktık. Hani illaki bir şey söyle diyorsanız Fenerbahçe diyeyim yani. Ama şu an öyle bir şey yok. Aynen yok. En sevmediğim Beşiktaş. Neden? Sevmiyorum. İnsanlarını sevmiyorum oradaki. Futbolcularını sevmiyorum. Yani huylarını mı sevmiyorsunuz yoksa sizi yeniyorlar diye mi sevmiyorsunuz? Neden? Yani yendikleri için de olabilir. Yani yapıma göre değiller. Ezeli rakibimiz Fenerbahçe. Neden sevmiyorsunuz peki? Ezeli rakip. Ama ezeli rakip olduğu için sevmemeniz mi gerekiyor? Ezeli rakip için sevmemek için değil, bizi en çok yenen takım olduğu için. Beşiktaş'ı maçlarını karşılaştırdığın zaman galibiyet oranı Beşiktaş'tan daha fazla. Bizi bu kadar çok yenen bir takımı da herhalde siz olsanız siz de sevmezsiniz. Sevecek halimiz yok. Sevecek halimiz yok çocuğum, doğru. Peki sevmediğiniz bir takım var mı Türkiye'de özellikle? Hayır ya, hepsine saygım var. Ya şimdi kendi topraklarımızda bir takım sevmedik desek şimdi yanlış olur. O zaman haz etmediğiniz. Yani rekabet güzel şimdi. Fenerbahçe olmasa Galatasaray'ın çok bir albenisi olmaz. Beşiktaş da aynı şekilde. Ondan dolayı öyle antipatiyle baktığım bir takım. Tabii ufak yaşlarda Fenerbahçe'den bir haz duymuyorduk ama gerek yokmuş yani. Yaş gelince anlıyorsun onu. Rekabet iyi. Mesela yani Avrupa'da başarılı olmalarını da isteriz ama Türkiye'de istemiyoruz. Hepsi birbirinden güzeldi ama en fazla desteklediğim Beşiktaş'tı. Yani sevmediğiniz bir takım yok mu? Yok. Hepsini seviyorum. Hepsini. Türk olarak hepsini seviyorum. Antipatik olduğum bir takım da yok. Yani diğerleri de benim için nötr. Sadece sempatim olan Galatasaray diyebilirim. Yok, sevmediğim bir takım yani yok. Her takım bizim takımımız ama tabii medariftarımız Fenerbahçe her zaman yani. Bu böyle fanatik olduğunuz dönemlerde de mi yoktu yoksa şu an durulduğunuz için mi yok diyorsunuz? Şimdi sevmedim derken şimdi ekran karşısında yanlış anlaşılır. Hani evet. Tabii ki hani ezeli rakibimiz Galatasaray. Evet. Ama ebedi de dostumuz aynı şekilde. Evet. O fanatik zamanlarında tabii Galatasaray'ın her maçta yenilmesini isterdim. Tabii ki o zamanki gençlik zamanlarımızda hep Fenerbahçe kazansın, Galatasaray yenilsin. Ama tabii şimdi yaş geçince her şeyi daha iyi anlıyorsunuz. Ona göre hareket ettiğiniz zaman tabii karşılıklı Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde her zaman Fenerbahçe kazansın isterim ama tabii diğer takımlarla oynadıkları maçta iyi olan kazansın. Tabii bir Avrupa'da maça çıksalar, bir kazansalar gururlanıyoruz tabii yani. Bu tabii Fenerbahçe olursa daha mutlu oluruz ama diğer takımlarda bizim Türk takımlarımız olduğu için Avrupa'da, Avrupa kupalarında bir yabancı takımla oynadıkları zaman kazanmalarını isteriz. Sonuçta faydası ülkeye. Ülke puanımız artacak tabii ki. Hem gururlanacağız hem ülke puanımız artacak. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler de yorumlar kısmına kendi ülkenizde veya Türkiye'de desteklediğiniz bir takım varsa bunu yazabilirsiniz. Açıklamalar kısmındaki linklerden Instagram adresimize ulaşarak bizi takip edebilir veya Easy Turkish topluluğuna katılabilirsiniz. Ailemize katılan tüm takipçilerimize, Matias'e, Mary'e, Meryem'e, Edim'e, Melisa'ya, Muhammed'e, Ana'ya, Emma'ya, Elena, Joaquin'e ve Musa'ya çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.